Kocagür, teşekkür ediyoruz. Sayın Karaca'ya da katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi eğitim sürecinde de biliyorsunuz yüz eğitim başladı. Haftada 2 gün olacak ama köy ve seyrek nüfuslu yerlerde de 5 gün olarak devam edecek. Milletin Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi telafi eğitimlerle ilgili ama öğrencilerin de, velilerin de, öğretmenlerin de kafaları hayli karışık. Bunları konuşmak istiyoruz. Eğitim koordinatörü Sayın Hatice Yılmaz bizlerle birlikte bu dilimde. Sayın Yılmaz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, 2 gün olarak yüz yüze eğitim başladı. Öğrencilere bakıyoruz. Aslında evet. Çok da mutlu olduklarını görüyoruz. Uzun bir aradan sonra yeniden eğitim başladı. Genel olarak alınan bu kararı öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım mı? Aslında dünyada en uzun süre okul kapatan ülke Türkiye aşağı yukarı. Çocuklar okula gelmekten çok mutlular. Çünkü biz okulda sadece akademik öğretim yapmıyoruz. Onun yanı sıra öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel öğrenme becerilerini de geliştiriyoruz. Çocukların sosyalleşmeye çok ihtiyacı var ve bu uzun süreli evde kalma süreci çocukların hem sağlıklarının bozulmasına neden oldu. Göz bozuklukları, vücut yamuklukları ile karşılaşıyoruz. Hem duygusal olarak daha çok stres yaşıyorlar ve psikologlara gitmeleri oranları artmış durumda. Dolayısıyla kötü bir süreçten geçiyorlar. Okula gelmek onları mutlu edecek, mutlu etti daha doğrusu. Bugünden sonra onlar için akademik öğrenimden çok şu anda bizim gözümüzde arkadaşlarıyla birlikte olmaları, oyun oynamaları, birlikte vakit geçirmeleri ve sosyalleşmeleri onları mutlu ediyor. Dolayısıyla çok iyi oldu. Tabii ki çok zorlukta yaşandı bu süreçte uzaktan eğitimle ilgili hem öğretmenler açısından hem öğrenciler açısından. Biz bunları Sayın Yılmaz size çok kez konuşmuştuk ama şimdi Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimleriyle ilgili açıklamalar geldi. Şunu merak ediyoruz, telafi eğitime yönelik nasıl bir planlama yapıldı? Siz ne biliyorsunuz? Sizden dinleyelim. Şu anda program detayları hakkında bilgiye sahip değiliz ama sanıyorum bakanlık da bu konuyu çalışıyordur. Şöyle birazcık düşününce bir takım şeyler gündeme geliyor. Örneğin 2 Temmuz'a kadar biliyorsunuz ki bütün öğrenci okulda olacak. 2 Temmuz'dan sonra da isteyen öğrenci okula gelecek. Ama şimdi okula geldiğinde okul yönetiminin bir program oluşturabilmesi için mutlaka bir talep toplamaya ihtiyaç var. Kimler gelecek? Kaç kişi gelecek? Hangi branşlar için gelecek? Sanıyorum bununla ilgili bir talep toplamak gerekecek şehirlerdeki okullarda. Köy okullarındaysa durum biraz daha farklı. İşin başka bir tarafı daha var biliyorsunuz. Türkiye'de 18 milyon öğrencinin 4 milyonu eğitime hiç erişemedi. Erişenlerin de önemli bir bölümü normal öğrenme şansını yakalayamadı. Yani günde 7-8 ders yerine günde 1-2 derste hadi 5 en iyi şartlarla 6 derste kalmak durumunda oldular. Onu da ne kadar aldıklarını tabii ki bilmiyoruz. Özellikle en büyük kayıp ilkokullarda. Şimdi bu pencereden bakınca eğitime erişemeyen çocuklar genellikle yoksul ailelerin çocukları, dezavantajlı ailelerin çocukları ve bu çocuklar yaz tatilinde ailelerine çiftlik işlerinde yardım ediyorlar. Tarımda yardımcı oluyorlar. Okula gelip gelemeyecekleri oldukça şüpheli bence. Gün içerisinde bunu yapma şansımız olmayacak diye düşünüyorum. Köy okullarında yazın kim bu eğitim görevini üstlenecek? Ya da şehir okullarında bu eğitim görevini üstlenecek öğrenciler için nasıl bir uygulama yapılacak? Sanıyorum şehirlerde bir talep toplayıp belli okullarda gelecek öğrencileri toparlayarak yani telafi eğitim okulu adı altında bir semtteki 4-5 okulun öğrencisi bir okulda toplanırsa ve bu çocuklar için özel bir program uygulanırsa daha ayakları yere basan bir çalışma olur diye düşünüyorum. Zaman olacağı tam olarak belli değil, değil mi? Hayır, bu konuda bize verilmiş bir netlik yok. İsteyen okula gelecek ve ders alacak. Yine bunun bir programı olması gerekiyor. Yani çocuk hangi ders için okula gelecek, ne yapılacak? Okul idaresi bu konuda nasıl bir çalışma yürütecek? Henüz bu konuda detaylar elimize gelmiş değil tabii ki.
Şimdi birinci sınıflara bakıyoruz, 15 gün okula gidiyorlar, altıncı sınıflar hiç gitmiyorlar. Şimdi bu çocuklar bilgi düzeyinde nerede olabilir ki? Benim bakış açım biraz farklı. Birinci sınıf çocuğu şu anda birden ikiye ya da ikiden üçe geçen öğrencilerin problemi, en büyük problem onlarda. Birden ikiye geçen çocuk çok sınırlı okula geldi. Ne olursa olsun öğrenme kaybı çok yüksek. İlkokul çocukları en yüksek öğrenme kaybını yaşayan çocuklar. Bu çocuklar için yapılması gereken şey şu. Yaz tatiline çıkarken mutlaka çocuklara okuma kitapları verilmeli ve bu çocuklar okumaya yönlendirilmeli. Bunu dezavantajlı çocuklar için bakanlık da yapabilir. Sonra yaz tatili içerisinde mümkün olursa öğretmenleri, eskiden teknoloji yokken bile öğretmenler çocuklarına telefon açardı. Genel bir mektup yazıp gönderirdi ki artık teknoloji var. WhatsApp'tan da çocuklarına öğretmenler ulaşabiliyor. Yaz tatili içerisinde öğrencileriyle bir iki kere görüşerek onları okumaya motive etmeleri çok önemli olacak. Okuma ve yazmaya. Öğretim yılı başladığında ise ilk önceliğimiz normal öğretim programına geçmeden ilkokul çocukları için okuma ve yazma becerilerini geliştirme çalışması yapılması lazım. Daha sonra müfredata geçilmesi lazım. İlkokulu bu şekilde çözdük. Ortaokulda 6. sınıf öğrenci, 6'lar, 7'ler, 10'lar ve 11'ler 1,5 senedir hiç okula gelmediler. Bu çocukların doğal olarak kaybı epeyce var. İlkokul çocukları yine arada okula geldi. Bu çocuklar okulu görmeden neredeyse okulu bitirme çağına geldiler. Şimdi bu çocuklar için yapılacak şey tamamen farklı. Öğretim programı, ortaokulun öğretim programı incelendiğinde örneğin matematiğin 5 temel konusu var. 5'te, 6'da, 7'de, 8'de biz bu 5 temel konuyu her yıl biraz daha detaylandırarak çocuklara öğretiyoruz. O halde yapılması gereken her ünitenin başında bu konuların bir daha önceki sınıflara ait tekrarlarını yaparak yeni üniteye başlarsak anlamlı bir telafi programı yapmış oluruz. Aksi halde sene başında geçmiş yılın hangi konusunu nasıl tekrar edeceksiniz? Bunun içinden çıkmak mümkün olmaz. Doğru. Peki. Sadece Türkçeden sene başında farklı bir okuma yazma becerilerini geliştirme çalışması ve yabancı dil çalışması yapılabilir ama onun dışındakiler konu işlenirken yapılmak durumunda. Dolayısıyla da eğitimin biraz erken başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de tabii köy okullarında alan belirleme de olacak, bu da önemli lisede. Liseyle ilgili alan belirleme de var. Bu da önemli. Nasıl alan belirleyecekler? Liselerle de ilgili şimdi liseler alan seçmek zorundalar. Anadolu Lisesi öğrencileri 10. 11'e geçerken onlar okula gelmediler ve şu anda korkuyorlar. Ya. Başarılı öğrencilerimiz dahi sayısal alan seçmekten korkuyor, eksiklerinin çok olduğunu düşünerek. Ama onlara da bir önerimiz var tabii ki. Korkmasınlar, bütün öğrenciler aynı durumda. Hiç kimse hayalinden vazgeçmesin. Ne istiyorsa onun peşine gitmelerini öneriyoruz biz. Evet. Ve 11. 12. sınıfta da 12. sınıflar, 8'ler biliyorsunuz okula geldiler, uzun süreler okula geldiler. Onlar da çağa geldiklerinde aynı çalışmalardan geçecekler. Yine bu çocuklar için her okul çocukların kendisi de artık yetişkin olduğu için kendi telafi programlarına bir öğretmenlere desteğiyle yürütürlerse istedikleri başarıya ulaşacaklar. Korkmasınlar ama öğrenme kaybı yok mu? Elbette var. Bunun için yapılacak şey şu. Ders dışı zamanlarda okullar okul kursları vardı, hatırlarsınız önceden. Hafta sonları yapılırdı. Ders çıkışlarında yapılırdı. Okul kursları yapabiliriz ortaokul ve liselerimizin eksiklerini tamamlamak için. Böyle bir çalışmayla çocukların öğrenme eksiklerini kapatmış olabiliriz. Okul kursuyla ders programı da paralel yürürse eğer, derste anlatılan konunun öncesinde ilk önce o konuyla ilgili eksik bilgiler tamamlanır. Daha sonra üzerine sınıfta işlenen yeni konular eklenerek iyi bir telafi programı yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Telafi programı demişken şunu da sormak isterim. Öğretmenler ne düşünüyor aslında? Şimdi genel olarak açıklamalara bakıyoruz. Yani öğretmenler biz çok yorulduk da diyorlar Sayın Yılmaz. Ne dersiniz?
katılmaları zorunlu olacak mı? Örneğin bu telafi eğitimleri. Uzaktan eğitimde çok yoruldular. Telafi eğitimine katılım zorunlu değil. İsteyen öğretmen katılacak ve katılan da ek ücret alacak. Öğretmenler gerçekten uzaktan eğitim çalışmasını hakkıyla yürüten öğretmenler gerçekten çok yoruldular. Ve bu sene ilk öğretmen hani sınıf içi mahremiyeti vardı ya, Atatürk bile sınıfa girdiğinde öğretmenin dersini bozamazdı. Böyle bir kuralımız vardı bizim. Bu da gitti. Bizim sınıflarımızın hepsinde veli sınıfa girdi. Öğretmenler sadece öğrencilere ders anlatmadılar, velilere de ders anlattılar. Dolayısıyla duygusal olarak da çok yoruldular. Şimdi bu tarihten bu kadar yorgun öğretmene bir de biz dönüp yazın derse gireceksiniz dersek bu biraz bence zor. Ama yine de belediyeler aracılığıyla biliyorsunuz çok sayıda atanmamış öğretmenimiz var. Ya da bu işe gönüllü olacak öğretmenlerimiz var, onlar katılabilirler elbette. Ama bütün öğretmenlerden böyle bir şey istemek mümkün değil tabii ki. Şimdi hep kaldık için konuşuyoruz. Buyurun devam edin. Bu noktada da öne çıkan şey hangi okulda ne tür bir çalışmanın yapılacağının önceden belirlenmesinin gerekliliğidir. Çünkü öğretmeni derse sokulacak olan okul idaresi. Okul idaresinin programıyla öğretmen ders alacak. İyi de nasıl olacak bu? Bunun planlanması şart şu anda. Şu anda tam bir planlama elinizde mevcut değil. Biraz daha zamana yayılacak gibi ama şunu da sormak isterim. Hep K12'yi konuşuyoruz ama üniversiteler ne olacak? Evet bir açılım var 17 Eylül'de ama bunun yüksekokul ayağı var. Şimdi 1,5 yıl değil mi? Öğrenciler üniversiteye gitmeden mezun olacaklar. Kısaca bir değerlendirmenizi de alabilir miyiz bu konuyla ilgili? Gerçekten o çocuklar için zor bir süreç. Şimdi bu çocuklar 2 yıllık öğretim bitiren çocuk iş dünyasına girmeye çalışacak doğal olarak. Bir iş yerine gittiklerinde de orada ne zaman mezun olduğu sorgulanacak. Eğer bu süreçte derse doğru dürüst devam etmeden mezun olmuşsa öğrenci nasıl bakılacak bu çocuğun gelişimine, nasıl iş bulacak bu çocuklar? Bu çocuklara diploma verilse dahi bu süreç bittikten sonra mutlaka 6 aylık zorunlu staj süreci verilmeli. Yani bu çocuklar derslerini tamamlamış olsalar bile zorunlu staj çalışması yaptırılmalı bu öğrencilere. Aksi halde uzaktan eğitimle aldığımız ders yeterli olmayacak. Yani bir işe girmek için asla yeterli olmayacaktır. Nasıl bir planlama yapılmalı? Bununla ilgili neler söylersiniz? Bu kayıplar nasıl sağlanacak? Telafi edilecek? Orada yapılması gereken şey şu. Normalde uygulamalı derslerin hepsi için geçerli. Bu uygulamalı branşlarla ilgili bu çocukların normal eğitim alırlarken de 2 yıllık lisans eğitim alırlarken de uygulama yaptıkları alanlar vardı. Bu uygulama yaptıkları alanlarda da yaz tatillerinde stajları vardı ya da okul içinde uygulamaları vardı. Şimdi bu çocuklar için krediler belirlenebilir. Uygulama kredileri belirlenebilir. Uygulama kredilerine göre çocuklar kimi iş yerlerinde çalışabilirler. Okulun atölyelerinde çalışabilirler. Öğretmen gözetiminde, atölyelerde ustabaşı gözetiminde çalışarak eksiklerini, kredilerini, uygulama kredilerini tamamladıklarını gösterir. İkinci bir belge bu çocuklar için düzenlenirse iş yerlerinde rahatlıkla bu çocukları kolaylıkla kabul edeceklerdir. Amaç meslek sahibi olmak ama yeterince eğitim verilmeden mesleğe çocuğun atılma şansı ya da çocuğun kendini hazır hissetmemesi de önemli bir ayrım olacaktır. Çocuğun kendine işi yapabileceğine güvenebilmesi için bu tür atölye çalışmalarına ya da staj çalışmalarına ihtiyacı var. Onu tamamlarsa kendine güvenerek iş başvurusu yapacaktır. Aksi halde çocuk da kendine güvenmeyecektir. Ya da yani 1 yıl beklemelerinde fayda olacak diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Yılmaz ama son olarak öğrencilerimize, velilerimize söylemek istediğiniz tavsiyeleriniz var mıdır? Bu salgın ülkemize özgü değil, küresel bütün dünyayı etkilemiş olan bir salgın. Ve bu süreçte elbette ki önce canımızın sağlığıydı. Yani ikinci planda da doğal olarak eğitim geliyor gençlerimiz için. Türkiye nüfusunun 1/3 öğrenci çünkü. Doğal olarak eğitim çok önemli.
ama canımız sağ olduktan sonra ve biz istedikten sonra öğrenme açıklarımızı kapatma şansımız her zaman var. Velilerimizin şunu da bilmesi gerekiyor. Öğrencilerin okulda aldığı eğitimin geçerlilik süresi şu anda çok çok düşmüş durumda. 2-3 yılın altına düşmüş durumda. Biz sürekli öğrenmeyi öğrenmek zorundayız. Çocuklarımıza da yaşam boyu öğrenmeyi, öğrenme gerekliliğini aşılamak zorundayız. Okullarımızın öncelikli görevi de bu olmalı. Velilerimizin de öncelikli görevi bu olmalı. Yani ders geçmek, diploma almak artık hiçbir anlam ifade etmiyor. 5 yıl önceki doktorlukla bugünkü doktorluk bir değil. Ya da 3 yıl önceki hukukla bugünkü hukuk bilgisi bir değil. Her şey sürekli değişiyor. Büyük bir kırılma yaşıyoruz. Çocuklarımıza hangi yaşta olurlarsa olsunlar yeni mesleklere geçiş için ek sertifika programlarına ihtiyaçları olacağını öğretmemiz gerekiyor. Ve daha fazla sertifika programlarına Türkiye'nin yönelmesi gerekiyor. Meslek sahibi olan insanlarımız için de geçerli bu. Onun için tamam kayıp ama vazgeçecek halimiz yok. Eskiden farklı olarak çok farklı kaynaklardan eğitime ulaşma şansımız var. Bunu bütün çocuklarımızın değerlendirmesi gerekecek. Örneğin Harvard'dan online eğitim alma şansına sahip artık çocuklarımız. Bunu yoğunlu öğrendiler. Dolayısıyla her öğrenci kendi eksiğini tamamlayacaktır. Aileler de bunu unutmayacaklar. Zaten anne babalar için de önümüzdeki 10 yıl içinde mesleklerin büyük oranda değişimi bekleniyor. Onlar da artık öğrenci olacaklar. Hep beraber yeni kırılıma alışacağız. Evet. Pandemi dijital kırılmayı zaten 10 yıl öne çekti. Dijital bir devrim yaşıyoruz ve en az 10-15 yıl sonra ulaşacağımız duruma şimdiden gelmiş durumdayız. Çocuklarımız öğreneceklerdir. Ben korkmuyorum. Peki. Umutsuz da değilim. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Yılmaz. İyi ki katıldınız gün ortasına. Ben teşekkür ederim Yeşim Hanım. İyi çalışmalar diliyoruz. Eğitim koordinatörü Sayın Hatice Yılmaz bizlerle birlikte oldu.